Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. En son dersimizde mekruh vakitleri ana metinden okumuştuk. Bu dersimizde ve gelecek dersimizde şerhinden devam ederek mekruh vakitleri 3 derste bitirmiş olacağız. Eddersü thani vel hamsun 52. ders. El-evkatül mekruhe, mekruh vakitler. El-evkatül mekruhetu, mekruh vakitler. Evveluhe, birincisi, inde tulu'iş şemsi, güneş doğduğu anda, ila en tertefi'a, yükselinceye kadar. Güneş doğduktan sonra yükselinceye kadar. Ne demek bu? Ve tebyadda, beyazlaşıncaya kadar. Yani biraz daha parlaklaşıncaya kadar. Kadra rumhin, bir mızrak boyu kadar. Ev rumhayni, ya da iki mızrak boyu kadar yükselince demek. Bu kadar yükselince bir parlaklık, bir beyazlık oluyormuş. Bunu göz kararıyla insan belirleyebilir demek ki. Ve sani, ikinci mekruh vakit, inda istivaiha, güneşin istivası anında, yükselmesi anında, fi batnis semai, semanın tam ortasında, ila en tezule, zeval vaktine kadar ya da zail oluncaya kadar. Yani zeval vakti ne demek? Ey temile ila cihetil garbi. Yani garp tarafına, batı tarafına meyledinceye kadar. Daha önce demiştik hatırlarsınız. Güneş tam tepe noktaya gelince biraz durur gibi oluyor orada. Sonra durduktan sonra batıya doğru meyletmeye başlıyor. İşte o durduğu süre istiva vakti oluyor. Batıya meyletmeye başladığı anda zeval vakti oluyor. Ve thalithu, üçüncü mekruh vakit, inde isfirarihe, yani güneşin sarardığı anda. Ve da'fihe, zayıfladığı anda. Hatta takdiral aynu, öyle ki göz güç yetirebilir. Ala mukabeletihe, güneşe bakmaya güç yetirebilir. Yani göz güneşe bakacak, göz kamaşmayacak kadar güneşin ışınları zayıfladığında ve sarardığında başlar bu mekruh vakit. İla en tevrube, güneş batıncaya kadar devam eder. Şimdi bütün bu üç vaktin, üç mekruh vaktin delili nedir? لِقَوْلِ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرِ, Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın şu rivayetine binaen, ثَلَاثَةُ اَوْقَاتٍ, üç vakit vardır ki, نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Allah Resulü bizi nehyetti, yasakladı bizi, اَنْ نُسَلِّيَ ف۪يهَ, o vakitlerde namaz kılmaktan nehyetti, وَاَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا, cenazelerimizi de o vakitte defnetmekten men etti. İnde tulu'i şemsi hatta tertifi'a, güneş doğduktan yükselinceye kadar, bir mızrak ya da iki mızrak denilmişti. Ve inde zevalihe hatta tezule, burada birinci zeval kelimesi istiva manasında. Güneş tam tepe noktaya yükselip de zeval vaktine kadar, batıya meyledinceye kadar. Ve hine tedayyefu şemsu, güneş meyledinceye kadar, ilerl gurubi, batmaya meyledinceye, batmaya doğru dönünce, hatta tegrube, batıncaya kadar. Batmaya meylettikten sonra batıncaya kadar ki vakit, akşam vakti. Ravahu Müslim, Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. Vel muradu bi kavlihi en nakbura tabirinden murat nedir, maksat nedir? Salatul cenaze, cenaze namazıdır. Yani o vakitte gelmiş olan bir cenaze kabre defnedilebilir ama cenaze namazının kılınması mekruhtur. Devam ediyoruz. Ve izâ eşrakatiş şemsu, güneş doğduğunda, ve huve fî salâtil fecri, kişi sabah namazını kılıyor idiyse, batalet, sabah namazı batıl olur, iptal olur, geçersiz olur, bozulur yani. Evet, tam sabah namazını kılarken güneş doğarsa sabah namazı bozulur ve kazaya kalır tabii ki. Ve la nenhe, nehyetmeyiz, mani olmayız. Küselel avammi, avam insanların, tembel olanlarına.
Yani namazda tembellik yapanlara mani olmamak lazım. An salatil fecri, sabah namazı konusunda tembellik yapan insanlara sabah namazında mani olmamak lazım. Vakte tulu'i, güneşin doğuşu esnasında. Yani güneş doğarken böyle avamdan tembel tembel namaz kılan ya da namazda gevşeklik yapan bir insan, biliyorsak bunu tabii ki, namaz kılarken sabah namazını güneş doğuyorsa onu engellememek lazım. Bırakalım namazını tamamlasın diyor. Li'ennehum, çünkü onlar böyle tembel insanlar, namazında gevşek insanlar, kad yetrukunehe, men ettiğimizde, namazın bozuldu bak tekrar bunu kaza et falan dediğimizde bu namazı terk etme ihtimalleri vardır. Kazasını yapmayabilirler. O yüzden mani olmamak lazım. Allah kabul eder inşallah. Ve sıhhatu, sahih olduğunu kabul etmek, ala kavli müçtehidin, bir müçtehidin kavline binaen, görüşüne binaen o namazın sahih olduğunu kabul etmek, evla minet terki, o namazı o kişiye terk ettirmekten daha evladır. Yani namazın sahih olduğunu söyleyen görüş, namazın sahih olmadığını, dolayısıyla namazı terk etmek gerektiğini bildiren görüşten daha faziletlidir, daha üstündür böyle durumlarda. Ve yasihhu, geçerlidir, sahihtir. Edeu ma vecebe fiha, mekruh vakitlerde vacip olan bir şeyin edası sahihtir, geçerlidir. Ey el evkatif selase. Bu ha zamirini açıyor burada. Üç mekruh vakitte demektir. Lakin ne al kerahe, kerahetle beraber sahihtir. Yani yapılmasa iyi olur demektir. Bu üç vaktin kendi içinde eğer bir şey vacip hale gelmişse, mesela Kur'an-ı Kerim okurken mekruh vakitte tilavet secdesi geçen bir ayet okumuşsa, o tilavet secdesini o mekruh vakitte yaparsa geçerli olur ama yapmamak tercih edilmelidir. Çünkü kerahet vardır, mekruhluk vardır. Fi zahiri rivaye, zahiri rivayede. Yani Hanefilerin en sağlam görüşlerine göre. Ke cenazetin hadarat, mekruh vakitte hazır olmuş olan cenaze namazı, cenaze üzerine kılınacak cenaze namazı ve secdeti ayetin tüliyet fiha, o mekruh vakitlerde okunmuş olan secde ayeti de olduğu gibi. Bunlar birer örnek. Ve nafiletin şer'a fiha, yine kişinin mekruh vakitlerde başlamış olduğu nafile namaz. Ev nezrin en yusalliye fiha, ya da bir nezir vardır. Bu mekruh vakitlerde kılmayı nezretmiştir kişi. Üzerine adamıştır namaz kılacağım diye. İşte bu tür namazları bu mekruh vakitlerde kılmak her ne kadar geçerli olsa da terk etmek daha faziletlidir. Mekruh vakitte kılmamak daha faziletlidir. Böyle bir insan mesela nezretmiş namazını kılıyor ya da başlamış mekruh vakitte namaz kılıyor. Feyakta'u, namazını keser ve yakdî, kaza eder. Fî vaktin kamilin, kamil bir vakitte kaza eder. O zaman dolayısıyla ne oluyor? Bu mekruh vakitler birer noksan vakit oluyor. Diğer vakitlerde kamil vakit oluyor. Başlamış olduğu nafile namazı insan bırakır mekruh vakitte, bırakır. Daha sonra kamil vakitte kazasını yapar. Çünkü başlanmış ve bırakılmış bir nafile namazın kazası vaciptir. فَاِنْ مَدَا عَلَيْهَا, bu mekruh vakitlerde bu namazı tam eda edip bitirecek olursa sahha, sahih olur, geçerli olur. كَمَا سَحَّ أَصْرُ الْيَوْمِ, tıpkı o günün ikindinin farzı geçerli olduğu gibi. Yani insan ikindi namazını o gün güneşin batmasına yakın bir zamana kadar geciktirmişse yine de ikindi namazını kılar, kılmalı. Kılınca da geçerli olur. Bir edai, edasız şeklinde geçerli olur. İndel gurubi, güneşin batması anında kıldığında geçerli olduğu gibi. Neden ikindi namazını güneş batarken de olsa kılan bir insan? Tabii ki bir rekat kılmış olması lazım güneş batmadan önce. Geri kalan üç rekat güneş battıktan sonra kılınsa bile o günkü ikindi namazı geçerli olur. Neden? Libe kai sebebihi, sebebinin baki olmasından dolayı, bulunmasından dolayı. Sebep nedir?
ve huvel cüz'ül muttasilu bihi el edav minel vakti. Vakitten edanın kendisine bitişik olduğu cüz. Yani burada kastedilen şey bir rekatın ikindinin kendi vaktinde kılınmış olması. İkindi vakti güneş batıncaya kadar devam eder. Güneş batıncaya kadar bir insan ikindinin farzının birinci rekatını kılmışsa, o işte birinci rekatını kıldığı zaman parçası bir cüz oluyor. Sebepten bir cüz oluyor. Dolayısıyla geri kalmış olan üç rekatta onun üzerine bina edilerek yerine gelmiş oluyor. Kamil bir vaktin üzerine eda edilmiş bir şey kamil olarak kabul ediliyor. Diğer üç vakit kazaya kalmış gibi düşünülmüyor yani. Meal kerahe, tabii ki kerahetle beraber bu caizdir. Böyle bir ikindi namazı geçerlidir. Niçin kerahet vardır bunda? لِتَخِيرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. Çünkü yasaklanan bir şey geciktirilmiştir. İkindinin farzı ta o zamana kadar, güneş batmasına yakın zamana kadar geciktirilmemesi lazım. Geciktirildiği için burada bir kerahet söz konusudur, mekruhluk söz konusudur. لَا لِذَاتِ الْوَقْتِ. Yoksa vaktin kendisinden dolayı değil. Yani o vakit, evet mekruh vakittir ama yine de ikindi namazı kılınır. O zaman mekruh olan nedir? Mekruh olan ikindi namazını o vakte kadar geciktirmektir. وَالْاَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ. Bu zikrettiğimiz üç mekruh vakit. يُكْرَوْ ف۪يهَا النَّافِلَةُ. Nafile bu üç vakitte mekruhtur, nafile namaz kılmak. كَرَاهَةَ تَحْر۪يمٍ. Tahrimi kerahetle mekruhtur. Yani harama yakın mekruhtur. وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ. Her ne kadar bu kılınan namazların, nafile namazların sebebi bulunmuş olsa da. Ne gibi bir sebep olabilir? Mesela kelmenzuri, nezredilmiş bir namaz olabilir. Yani bir insan güneş doğmasına 10 dakika kala 2 rekat nafile namaz kılacağım diye nezretmiş olabilir. Ve rekat-i tavafi, tavafın 2 rekat namazı gibi. Yani tavaftan sonra kılınan 2 rekat nafile namazda olduğu gibi. Diyelim insan Kabe'yi tavaf etti fakat 2 rekat tavaf namazı kılacak. Bu da tam kerahet vaktine denk geldi. Güneşin batımına yakın vakte denk geldi diyelim. İşte bunlar harama yakın mekruhlardır. Dolayısıyla kaçınmak lazım. Başka bir zaman kılmak lazım. Hemen kılmak bunları şart değil. Ve rekateyil vudu'i, aynı şekilde abdest aldıktan sonra kılınan 2 rekat namaz. Ve tahiyyetil mescid, mescide girilince mescidi selamlama manasındaki 2 rekat namaz. Ve sünenir ravatib, farzların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazlar. Ve fi Mekke'te, ve bu namazlar Mekke'de de olsa aynı hükme tabidir. Harama yakın mekruhtur. Dolayısıyla mekruh vakitlerde nafile kılmamak lazım. Sonraya bırakmak lazım. Ve kâle Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki, لَا تُكْرَهُ النَّافِلَةُ. Nafile namaz mekruh değildir. حَالَ الْاِسْتِوَاءِ. Yükselme, güneşin yükselmesi anında. Hangi gün? يَوْمَ الْجُمَعَةِ. Cuma günü. Cuma günü dolayısıyla öğle vaktinde kerahet vakti yok diyor İmam Ebu Yusuf. Şafiler de bu görüşü kabul ederek Cuma günü kerahetin olduğunu kabul etmiyorlar. O yüzden Şafi vatandaşlarımızı görürsünüz, cemaati görürsünüz. Camiye girince o esnada imam hutbe veriyor olsa bile iki rekat namaz kılarlar, tahiyyetül mescid namazı kılarlar ve öyle otururlar. Liennehu, çünkü bu Cuma günü öğle vakti üstüthniye fi hadisi Ukbe'te, Ukbe hadisinde istisna edilmiştir. Ve yukrahun teneffulu, nafile namaz kılmak mekruhtur. Ba'de tulu'il fecri, fecrin doğuşundan sonra, yani sabah namazının vakti girdikten, imsak girdikten sonra, bi ekstera min sünneti, sabah namazının sünnetinden daha fazla nafile kılmak mekruhtur. O vakitte sadece farza kadar, yani sadece sabahın 2 rekat sünneti kılınır. Başka nafile kılınmaz. Kable değil fardı, farzın edasından önce. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin şu beyanına binaen, li yubelligh şahidukum gaibekum. Burada bulunanlarınız bulunmayanlarınıza bildirsin ki, ele la salate ba'de subhi,
sabah namazı vakti girdikten sonra namaz yoktur. İlla rekateyni, sadece sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Başka nafile kılınmaz buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. وَلِيَكُونَ جَمِيعُ الْوَقْتِ neden böyle bir yasak söz konusu? Bunu şimdi talilini yapıyor. Mantıki bir talil geliştirmişler Hanefiler. Diyorlar ki bu vaktin tamamı, yani sabah namazı vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar olan o vakit tamamen meşgulen bil fardı hükmen. Hükmen farzla meşgul olduğu için ya da olması için başka nafile kılınmaz. Yani o vaktin tamamı farza ayrılmıştır. Onun için başka nafilelerle o vakti meşgul etmemek lazım diyorlar Hanefiler. Velize bunun içindir ki tuhaffefu kıraetu sünnetil fecri. Sabah namazının sünnetindeki kıraat de burada hafif tutulur. Bu iki rekat sünnette sabah namazının sünnetinde hafif tutulur, yani kısa tutulur demek. Niçin? Çünkü kısa tutulsun ki hükmen o vakitte farz eda ediliyor gibi bir durum ortaya çıksın. Evet, Hanefilerin bir yorumu. Ve yukrahu teneffülü, nafile namaz mekruhtur. Ba'de salatihi, namazından sonra, hangi namazdan sonra? Ey fardı subhi, sabah namazının farzından sonra nafile kılmak da mekruhtur. Evet arkadaşlar, mekruh vakitlerin ana metnini bir önceki dersimizde okumuştuk. Bu dersimizde şerhin bir miktarını okuduk. Kalan miktarını da inşallah bir sonraki dersimizde okuyacağız. Görüşmek üzere inşallah.